Mehmet geldi, Recep geliyor, Recep Aydın vurdu attı golü. Penaltıdan attı golü. Bursaspor 1-0 önde. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursaspor'umuz Timsah Arena'da Adanaspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 14'e yükseltti. Maça geçeceğiz arkadaşlar ama ilk önce milli maç arasında milli takımımız neler yaşadı, Bursaspor'umuz neler yaşadı biraz ondan bahsetmek istiyorum. Milli takımımız 3-2 Rusya'yı yendi. Daha sonrasında da Macaristan'la oynadı biliyorsunuz. Ve Macaristan'la öyle bir maç oynadık ki bir gol atsak şampiyon olacaktık. Bir gol yesek küme düşecektik ki gol yedik, küme düştük arkadaşlar. Gerçekten hani kaç yılda bir böyle bir maç denk gelir bilmiyorum ama Uluslar Ligi'de çok önemli olmayan bir lig. Şenol Hoca'ya da Allah kolaylık versin diyorum. Şimdi gene bir baskı altına alınmaya başlandı. İşin kötü tarafı o tarafta Cebeli Tarık, işte Liechtenstein gibi takımların olması. Bu biraz canımıza sıktı. Onun haricinde yine Euro 2021'de takımımız yer alacak. Çağlar Söyüncü'nün de gelmesiyle ve sağ kanat sol kanadının da iyileşmesiyle milli takımımızı inşallah daha iyi yerlerde göreceğiz. Bursaspor'la Adanaspor'un geçen sene oynadığı maçlara baktığımızda arkadaşlar hatırlayacaksınız 3-2 deplasmanda ilk önce yenmiştik. Sonra da burada İrfan Hoca ile birlikte ilk maçımızda 1-0 yenmiştik Adanaspor'u. Bu sene Bursaspor Adanaspor'u bugün yenerek aynı zamanda bir istatistiği de bozmuş oldu arkadaşlar. Bu da şuydu. Geçen sene yendiğimiz takımları bu sene yenemiyorduk. Geçen sene yenemediğimiz takımları da bu sene yeniyorduk. Adanaspor'u da geçen sene yendikten sonra bu sene de gene yenmiş olduk. Hafta içi Mustafa Hoca'nın da dediği gibi inşallah yeni bir galibiyet serisine başlamıştır takımımız. Adanaspor'a da baktığımız zaman arkadaşlar geçen sene hatırlayacaksınız küme düşen takımlardan birisiydi. Ve takımına bir 10 kadar oyuncu transfer etmişler ki bence takımı toparlamış bu transferler. Geçen seneye göre çok daha iyi bir Adanaspor izlediğimizi söyleyebiliriz. Arkadaşlar Adanaspor'a baktığınız zaman lige inanılmaz farklı bir istatistikle başladı. İlk 4 haftada hiç gol yemezken 1 gol atmıştı. Yani zor gol atıp zor gol yiyen bir takımdı. Ondan sonraki 4 haftada ise 12 gol atıp 9 gol yediler. Ve bambaşka bir takım haline büründüler diyebiliriz. Adanaspor'un Menemen'le yapacağı maç İzmir depreminden dolayı ertelenmişti arkadaşlar. Ve milli maç arasıyla da birlikte yaklaşık 20 gün Adanaspor hiç maç yapmadı. Bu milli maç arası onlar için tam bir kamp fırsatı yarattı ve ona göre çalışmış oldular. Adanaspor'un ertelenen Menemen maçı ile birlikte arkadaşlar puan tablosunda da maç eksiğine rağmen Bursaspor'un bir basamak ve bir puan üzerindeydi. Maç öncesi yapılan maraton tribünü üzerindeki koreografi de arkadaşlar gene çok güzeldi. Tribün emekçi kardeşlerimize helal olsun diyorum. Verilen mesaj da çok güzeldi arkadaşlar. Gene Vakıfköy ile ilgili güzel bir yazı hazırlamıştı. Ve gene diğer görseller çok güzeldi. Bir başka iyi tarafta daha önce hatırlayacaksınız bir hava muhalefetinden dolayı yapılan koreografi uçmuştu. Ve bu koreografide gene maç esnasında hatırlayacaksınız Onur Marketlerin ve Tasarruf'un reklamları maraton tribünü üzerine konuluyordu. Bu maçta bu pankartları da görmedik ve direkt Vakıfköy yazısı maçları izleyen bizlere çok güzel gözüktü. Arkadaşlar milli maç arasından sonra koronavirüs tedbirleri arttırıldı ve stadyumlara girilen %50 loca kapasiteleri artık yok. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere artık maçlar seyircisiz olacak ikinci bir emre kadar. Kuşkusuz locaların açık olmasıyla birinci ligde az da olsa avantajı Bursaspor elde etmişti diye düşünüyorum loca kapasitesinden dolayı. Arkadaşlar bu arada koronavirüs üstüne deprem de gelince biliyorsunuz birkaç tane maç ertelenmişti. Ertelenen bu maçlardan sonra takvimde çok boşluk kalmadığını gören federasyon artık bundan sonraki ertelemeleri dondurup hükmen mağlubiyet yerine saymayı değerlendiriyor. Bununla ilgili henüz daha somut bir adım olmasa da önümüzdeki dönemlerde böyle kararlar alınabilir. Biliyorsunuz her hafta sonu maçlar oynanmadan önce bütün takımlara test yapılıyor. Bursaspor'umuz da şimdiye kadar henüz pozitif vaka tespit edilmemesi hepimizi sevindirdi. Hele ki Bursa'da bu kadar fazla vaka varken futbolcularımızda olmaması gayet güzel. Bir başka konuda arkadaşlar Mustafa Er'in hafta içi yaptığı bir açıklamaydı. Sedat ve Serdar Özkan'ın durumlarıyla ilgili. Bu iki futbolcuyu da kesinlikle kadroya almayacağını söyledi ve bunun üzerine de Serdar Özkan karşılıklı sözleşmesini feshederek kulüpten ayrıldı. Serdar Özkan hafta içi yerel basınla birlikte bir açıklama yapacağını duyduk. Biz de hafta içi gelecek bu açıklamayı merakla bekleyeceğiz. Bursaspor'umuz bugün gene Vakıfköy patentli bir takım ortaya çıkarttı. İlk 11'de 7-8 oyuncumuz gene altyapıdandı. Adanaspor cephesine baktığımızda da ilk 11'inde sadece 4 tane yabancı oyuncu vardı ki bunların 3 tanesi ileri üçlüyü oluşturuyordu. Maça geçecek olursak arkadaşlar maçın henüz 9. dakikasında
Ali Akman'la Verkaç'a giren Burak Altıparmak bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve çektiği şut kalecinin göğsüne çarparak uzağa gitti. Ve böylece maçın başında öne geçme fırsatını değerlendirememiş olduk. Şimdi derin top Burak, ceza sahasını vurdu kaleci! Bu pozisyondan 4 dakika sonra 13. dakikada bu sefer Batuhan Kör Ali Akman'la Verkaç'a girdi ve gene kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çektiği şutta kaleci bu sefer gene ayağıyla kurtardı ve gene öne geçememiş olduk. Ali verdi pası. Savunma kapandı. Ali Akman döndü. Harika pas, şut, kaleci son anda. Bir tehlike daha. Batuhan çok iyi hareketlendi oraya. Maçın başında bu iki pozisyonu yakalayan Bursa Spor'umuz karşısında pek fazla varlık gösteremedi Adana Spor bugün. Ve bu iki pozisyondan sonra da zaten sert olan oyununu iyice sertleştirdi Adana Spor. Maçın 22. dakikasında bu sefer defanstan çıkarken orta sahada kaptırdığımız topla Adana Spor ilk pozisyonu yakalamış oldu ki sağdan gelen ortada bomboş kafa vuruşu üstten out'a çıktı. Belen de ucunda, çizgi inme çabası, orta kafa dışarıya! Ožegović topu bekliyordu ama Rayan ona bırakmadı. Ožegović de arkadaşına kızıyor. Neden bana bırakmadın diyor. 32. dakikada yine Bursaspor'un bir pozisyonu vardı arkadaşlar ki sağ kanattan gelen ortada Adana Spor'un kalecisi boşa çıktı ve arkaya doğru giden topta Ali Akman sıfırdan çektiği şutla kaleciyi avlamaya çalıştı. Fakat hem kaleciye hem de direğe çarptı zannediyorum top. Daha sonra kornere gitti. Emirhan geldi, yaptı ortayı, boşa çıktı kaleci Ali Akman. Ali aldı, çekti, vurdu kaleci direkt. Ali Akman. Bu dakikadan sonra arkadaşlar Adana Spor çok fazla hakemle konuşmaya başladı. Her pozisyona itiraz etmeye başladı. Ve topu ileride tutamadıkları için bu sefer kendilerini yere salarak topu Bursa Spor sahasına çekmeye çalıştılar. Arkadaşlar ikinci yarıya da Mustafa Hoca yine bir oyuncu değişikliğiyle başlamış oldu. İlk yarının son anlarında sol bacağından zorlanan Emirhan Aydoğan'ın yerine Ozan İsmail Koç'u sahaya sürdü Mustafa Hoca. İlk yarıya nazaran ikinci yarıda biraz daha tutuk tuttu diyebiliriz Bursa Spor için. Ve 55. dakikada Burak Kapacak baktı olmuyor, uzaktan bir şut çekeyim dedi. Ve uzaktan sert çektiği şutu da kaleci zor da olsa iki hamlede kurtardı. Kalecinin sektirdiği topa da Burak Altıparmak az daha yetişecekti ama olmadı. Ali şimdi pas sola Burak Kapacak. Destek geldi Onur'dan, Burak kaleye baktı. Vurdu kaleci. İkinci pozisyon topu alıyor Burak. 60. dakikada bu sefer arkadaşlar gene orta sahada kaptırdığımız topla Adana Spor Verkaçlarla sağdan ortayı yaptı ve golü de buldu. Fakat offside gerekçesiyle hakem golü iptal etti. Şimdi sahada boşluk Berkan'a. Berkan aldı topu. Berkan iyi orta. Ceza sahası gol geldi. Gol geldi ama bayrak havada. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Adolf Belem. Offside. 72. dakikada Kerem Şen'in yerine Mustafa Hoca daha önce Karşıyaka maçında izlediğimiz benim de beğendiğim Berat Altındiş'i sahaya sürdü. Ve bundan 5 dakika sonra da Berat Altındiş'in golünü izledik fakat bu sefer de biz offside'a takılmıştık. Dolayısıyla maç 0-0 gene devam etmiş oldu. İsmail sağ kanalı offside beklentileri karşılık bulmadı, oyun devam ediyor. Yerden pas Ali Akman'a doğru, İsmail orada aldı, çekti, çalımlar, ceza sahasında Adana'cı gol! Bayrak havada. Ağlara giden top, gol değeri kazanmıyor Berat. Gol sevinci yarım kaldı. Berat Altındiş. Fakat bu golde gene Adana Spor'un golü kadar açık offside yoktu ve hepimiz televizyonlardan şöyle bir gol diye bağırmışızdır. 83. dakikada bu sefer yorulan Burak Kapacak'ın yerine Recep Aydın oyuna girdi. Ve Mustafa Hoca'nın bu yerinde değişikliğiyle birlikte Recep Aydın kendini birkaç tane pozisyon içinde de buldu arkadaşlar. 3 dakika sonra 86. dakikada Recep Aydın ceza sahası içinde yapılan müdahalede penaltı bekledik fakat hakem devam dedi. Oyuncu değişiklikleriyle biraz daha Bursaspor hareketlendi son dakikalara doğru ve 87. dakikada sağ kanattan gelen topu Berat indirdi. Bu sefer Batuhan vurdu ve Adana Spor defansına da çarparak top kornere çıktı. İsmail yaptı ortayı, Berat göğsüyle indirdi. Şut geldi, savunma dışarıya. Batuhan gole aktardı Bursaspor. 86. dakika. Bir dakika sonra 88. dakikada da gene sağdan gelen topta
Ali Akman'ı düşüren Hakan Çinemre hem penaltı hem de sarı karta maruz kaldı. Yine gelecek Bursa Spor. Yerden Ali Akman orada. Ali yerde penaltı. Penaltı kazanıyor Bursa Spor. 88. dakika. Ali Akman yerde kaldı. Tabii son dakika penaltı olunca henüz 2-3 hafta önce başımızdan geçen bir Burak Altıparmak'ın kaçırdığı penaltı aklımıza geldi. Ve dedik ki acaba topun başına kim geçecek? Son dakika kaçan penaltı hepimizi üzerdi açıkçası ve kötü bir hafta geçirmemize de neden olabilirdi. Neyse ki bir başka usta ayak Recep Aydın topun başına geçti ve kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. İşaret geldi, Recep geliyor, Recep Aydın vurdu attı golü. Penaltı tam attı golü, Bursa Spor 1-0 önde. Ve böylece maçın son dakikalarına girilirken 1-0 öne geçmiş olduk. Mustafa Hoca da son dakikaları girilirken Ali Akman'ı kenara aldı ve yerine Ramazan Keskin'i aldı. Uzatmalara da 5 dakika eklenmişti ki Bursa Spor Adana Spor'u kendi kalesine yaklaştırmadı bile diyebiliriz. Maçın ardından da Adana Sporlu futbolcular hakemin üzerine yürüdüler. Biraz daha itiraz ettiler. Tabii son dakika gelen penaltı golü biraz onların moralini bozdu ki maç boyunca da gerginlerdi. Gene bu gerginlik maç sonunun devam ettiğini gördük. Bursa Spor bu galibiyetle arkadaşlar son 3 iç saha maçını kazanmış oldu. Böylece puanımızı da 14 yaptık. Bir başka sevindirici haber de arkadaşlar. İkinci hafta hatırlayacaksınız Altın Ordu'yu 2-0 yenmiştik ve gol yememiştik. Gene bu maçta gol yemeyerek bir maç kazanmış olduk ki uzun bir aradan sonra gol yememiş oldu takımımız. Bu da defans hattımızın gene bu maçta iyi mücadele ettiğini gösteriyor. Haftaya İzmir'e Altay deplasmanına gideceğiz. Bizim için zor maç olacaktır. Haftaya Altay maçında da Mustafa Hoca ve Bursa Spor'umuza başarılar diliyoruz. Haftaya tekrar görüşürüz arkadaşlar. Ergin Keleş'i aldı. Ergin gitti. Orta kafa savunmadan. Kritik bir müdahale. Ve sonluk geliyor. Bu kritik maçı Bursa Spor 1-0 kazanıyor.